Pardon. 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 Hanımefendi. Pardon. Alo. Onu yapmasanız olur mu? Ama sen benim inadıma yapıyorsun bak. İşine bak kardeşim, tamam? İşine bak. Pardon, pardon hanımefendi. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Telefonunuzu kapatır mısınız? Yani lütfen siz dahil uçaktaki bütün herkesin hayatı... Hostes hanım, hanımefendiyle ilgilenir misiniz telefon açık? Telefonunuzu kapatabilir misiniz lütfen? Lütfen. Senin derdin ne benimle, ha? Ne oluyor? Çok özür dilerim. Alo. İskoç, ne yapıyorsun? İniyoruz, iniyoruz. Hatta... indik. Şu anda indik. Neredesin sen? Tamam. Orada bekle, 10 dakikaya kadar gelirim. Ne yaptık o işi? Bu ne lan? Turist gibi bunda mı dolaşacağız? İçi çok ferah aslanım. Başka araba mı bulamadın? Pardon. Özür dilerim. Sıradaki taksiyi ben alabilir miyim? Niçin çok acelem sıraya, var. Niçin sıraya? Lütfen. Beyefendi, acelem var. Acelem olmasa rica ederim zaten. Hanımefendi, hepimizin acelesi var. Lütfen yerinize geçer misiniz? Ne kadar ayıp? Lütfen. Hepimizin acelesi var. Olmasa istemem. Rica ediyorum ya. Bunca insan burada sırada bekliyoruz. Lütfen. İyi, geçtik. Geçtik. Tamam. Hanımefendi. Buyurun biz bırakalım size gideceğiniz yere. Hoş Nereye gidiyorsun? Doktor Uluç'tan hastanesi acilde. İskoç bas. Hayati bir şey yoktur umarım. Yok. Olabilir ya da bilmiyorum. Ya kusura bakma, bu uçaktaki mevzu için yersiz olmuş biraz. Önemli değil. Konuşalım istersen biraz. Belki iyi gelir. Olur. Adın ne senin? Devin. Devin. Gayret, hareket, çaba ya da kımıldanış. Senin? Aslan. Böyle düz aslan. İyiymiş. Thank you.
Teşekkürler. İskoç, dursana. Aslanım, iş var, güç var. Dön, dön. Çok seviyorsun. Delirteceksin beni ya. Bırak artık yeter beni. Tamam diyorum kardeşim, bırak. İskoç, topukla, topukla. Buraya geliyor. Senin ben yapacağın iş. Ne yapıyorsun? Dur. Düş. Düş. Aramadın. Arayamadım anne. Yeni indim uçaktan. Geç kalma. 8'de otururuz sofraya. Tamam, görüşürüz. Aslan. Öyle sesin bir tuhaf geliyor. Her şey yolunda değil mi? Yolunda anne, her şey yolunda. Kapatıyorum, akşam görüşürüz, tamam mı? İşi bırakacaksın. Biz senin bölgene nasıl girmediysek sen de bizim bölgemize gir. Sen bana iş mi öğretiyorsun lan? Sen önce kendi işine bakacaksın. Toplatıyormuşsun paraları. Sağda solda işleri temize çekeceğim filan diyormuşsun. Bu saatten sonra neyi temize çekiyorsun lan? Sen bu hayatı o temizleyeceğim dediğin işler sayesinde... Ya bu Ati ile iş tutuyormuşsun. Ya bak
karşımızda medya patronu mu olacağım bir de? Amca. Aslan. Bu alemden öyle ceketini alıp hadi bana eyvallah deyip çekip gidemezsin. Sok bunu kapına. Bak seni son kez uyarıyorum. Tatlı tatlı. Sen benim işime karışma. Ben senin işine karışmayayım. Adımız kaçmasın. Sen büyüdün de amcana posta mı koyuyorsun lan? İstediğim yere girerim. İstediğim yerden çıkarım. Karşıma çık da göreyim bakayım. Aç mısın? Yürüyelim biraz. Olur. Sofrayı unutma aslanım. Mafya falan mısın sen? Mafya mı kaldı ya? Doğru. Onun yeni adı iş adamı oldu değil mi? İş insanı. Sen şimdi bayan falan da dersin. Mafya birey. Dayı fena kızdırdı ama seni. Dayı değil. Amcam. Ayrıca çok da kızmadım. Bizim en normal iş toplantılarımızdan bir tanesiydi. Normal mi? Hmm. Normaliniz bu mu? Anormalinizi merak ettim. Ne yapıyorsunuz? Rus ruleti falan mı oynuyorsunuz? Yalnız naçizane bir tavsiye benden. Aileyle işmiş yapılmaz güzel kardeşim. Aklında bulunsun. Bak hele sen ya. Sağ ol güzel kardeşim de. Ben de pilava ketçap sıkan bir bireyden tavsiye alamayacağım. Kusura bakma. Bak hele. Denedin mi ki hiç? Denemedin ki. Al bu kaşık. Aman aman. Ama herkes önünden yesin. Bunlar hep ön yargı işte. Hep. Sinirin geçti senin. Yalnız ufaklık seni ne fena kızdırdı. Sen bizi mi izledin? Sen de beni izledin. Doğru. Yağmur. Kız kardeşim. Alıştım gerçi yıllardır aynı hikaye. Ya bir kavgaya karışır, ya uyuşturucu komasına girer. Ya nezarete düşer. Dün gecenin köründe yine çaldı telefonum. Bu arıyor. Açtım. Bir adam. İşte kardeşinizin durumu ağır. Acile kaldırıyoruz falan. Bu defa ilk kez gerçekten öldü sandım. Nasıl evden çıktım? Nasıl uçak buldum? Hatırlamıyorum. Kavgaya karışmış yine tabii. Beni denemiş hasbam. Neymiş? Bak ne kadar da çok seviyormuşum onu. Öyle bir zehir ki bu çok sevmek. Bütün kötülüğü çok severek yapıyoruz birbirimize.
Öyle miktar belirtmeden sadece dümdüz sevemiyoruz ha. Ya çok seveceğiz, her şeyden çok seveceğiz. Ya da kanımızla, canımızla nefret edeceğiz. Aileden böyle gördük çünkü. Sonra büyüdük. Yanlış sevilen, yanlış çocuklar oldu. Senin nasıldır ailen? Amcan haricinde yani. Sıradan. Kalkman gerekiyor sanırım. Sen ne yapacaksın? Bilmem. İyi geldi burası. Hastanede ne söyledin kız kardeşine gülerken bir anda böyle rengi benzi attı kızım? Zamanında babamın ona söylediği bir şey söyledim. Nasıl, önemli bir sofra mı akşama? Bizde her sofra önemlidir. Geç kalma gibi bir lüksün olmaz. Bir kere geç kalırsan devamsızlıktan sınıfta bırakırlar. Onun hesabını iyi sorarlar. Ayrıca bu akşam doğum günü de var. Aa, öyle mi, kimin? Babam. Kutlu olsun çok. Sağ ol. Hadi bir fotoğrafımız çek bakalım, bugünün anısı olsun. Ay merak etme, koymayacağım bir yere, çek hadi. Ana olsun diye istiyorum. Anlaşıldı. Sen bu fotoğraf ayağını benim numarama alacaksın değil mi? Aha, aynen öyle yapacağım. Ama vermeyeceğim. Aha. Hadi çek. Gerçekten çok iyi fotoğraf buldum. Bugün bir fotoğraf olsaydı tam da bu olurdu zaten. Çok iyi çıkmışsın ha. Gel. Çabuk 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 çabuk. İskoç, bin arabaya. İskoç'a haber ver, buraya da gelme sakın. Duyabiliyor musun beni? İlaç içmişsin, kusman gerekiyor. Hadi biraz zorla kendini.
Acil. Şimdi şöyle. Nereye? Şuraya. Siz hemen dışarı alalım. Damar yolu açıyorum. Şöyle. Benim yüzümden. Yapma bunu kendine, gayet kendine. Benim yüzümden. Benim yüzümden. Hayır. Benim şey yüzümden, benim yüzümden biliyorum ben. Hayır, demin bak bana. Çık oradan. Doğru mu söylüyorsun? Bana bak, doğru söylüyorum, kendindeydi. Şu anda müdahale ediyorlar, hiçbir şey yok, merak etme. Suçlama kendini, lütfen dinle beni, bak. Nasıl durum doktorum, iyi mi? Durumu daha iyi. Midesi yıkandı ama çok sayıda ağrı ilaç almış. Yani yetişemeseymişsiniz kurtulamazmış. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Ölmeyi bile beceremedim. Söyleme öyle şeyler. Hadi bakayım. Güzel güzel uyu benim güzelim. Ben buradayım. Aslanım. İyi misin? Yine mi başladı migren? Yok, geçer. Geçer biraz daha. Dönmek istersen ben hemen bir şeyler ayarlarım. Yetişirsin sofraya. Biz koç bir işe başladık. Yarım bırakmayalım, bitirelim onu. Zaten yemeğe geç kaldık. Nasıl bir kıyamet kopacağının farkındasın ama, değil mi? Senin de babanın doğum günüydü bugün. Gidemedim benim yüzümden. Sen iyice takıldın mı benim yüzümden meselesine ha? Ne alakası var? Ben belki hastane seviyorum. İlk devamsızlığın mı? Aslında bütün suç bu diyebiliyor musun? Narsist baba, bipolar anne kombinasyonu bu hale getirdi çocuğu. Sen nasıl sağ çıktın? Ben? Evet. Ben sağ çıkmış gibi mi duruyorum? Kardeşinin yanında da yatıyor olabilirdin. Doğru. Ben bir belgeselci gibi yaklaştım sanırım. Mutsuz aile belgeselcisi. Böyle nesli tükenmekte olan canlı türlerini izler gibi izliyordum evdekileri. Eğer doğru bir mesafeden izleyebilirsen bu arada... Sağ çıkabiliyorsun ama izleyemezsen. Aynen. Bir güzel içinden geçiyor senin. Doğrudur.
Sağ ol. Ne izliyorsun? Rahatlatıyor. Aslan. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buralarda işim vardı da uğrayıp bırakayım istedim. Ceketin cebinde de bir kart kalmıştı. Oradan buldum adresi. Doğrudur. Gitmeden ben bırakmıştım. Emindin yani geleceğimden. Temenni diyelim buna. Kardeşin nasıl? İyi. Buralar birlikte yaşayacağız biraz. Güzel. Çok teşekkür ederim tekrar her şey için. İyi bak kendine. Akşam ne yapıyorsun sen? Çalışıyorum. Hadi ya. Psikologlar akşam da mı çalışıyorlar? Dur. Hemen laf söyleme. İnternette yazınca ismin önünde çıkıyor. Sen bayağı başarılısın anladığım kadarıyla. Yok, reklam veriyorum sürekli. Yarın akşam? Doluyum. Öbür akşam? Maalesef. E sen illa bana hafta sonunu ayırıyorsun. Tamam. Hiç öyle bir şey sana demiyorum da. En kıymetli günümü ayırdım. Sana pazar günümü veriyorum. Bak pazar günüm sende. En kıymetli gün sana pazar günümü verdim. Konu kapandı. Bu biraz emrivaki oldu. Anladım ama bizim seninle biraz işimiz var belli. O zaman telefonuna ihtiyacım olacak. O zaman seni pazar günü saat 4'te alıyorum. Tamam. Sıkılırsam basar giderim ama. Git. Görüşürüz. Görüşürüz. Devin. Bir çaldır maldır bir şey yap. Ha, 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 ha.
Güzel. Ne gülüyorsun be? Çok mu abartı olmuş? Yok vallahi çok. Hayır. Çok güzel olmuşsun. Hayır. Ne gülüyorsun oğlum o zaman? Sen niye bu kadar kızıyorsun ya? Allah Allah. İstanbul'un en kasıntı restoranını seçmişsin. Ne yapacaktık başka? Kızım ne bu atar anlamadım ki ben de. Ne oldu? Ha? Hiç. Ya acaba hiç kastırmasak yine köfteci, pilavcı falan mı yapsak ya? Ha? Pilavcı. Pilavcıcığım bir tık özensizsin bence. İçeri almayabilirler sonra hırgür çıkmasın bak. Demedi deme. Bana bak tekrar söylüyorum. Sıkılırsam. Basar gidersin. Aynen öyle. Hadi bakalım. Aslan Bey, nasıl başlayalım efendim? Başlamayalım. Aslan, daha fazla saçmalamasak mı ha? Sıkılmıştın. Hiç riske atamam ben, kusura bakma. Oo, bu mu şahane fikri? Demin ritim tutuyordum masada. Aynı zamanda kıyafetin bak boşa gitmemiş olur, öyle düşün. Ay, taktım kıyafetimi Aslan artık. Nasılsınız? Çok tebrikler. Tebrikler. Ben bir şey demedim senin kıyafetine. Zaten güzel olmuş. Nasılsınız? Bir ömür boyu mutluluklar. İyi gördüm sizi. Sağ olun, teşekkür ederim. Tebrik ederiz. Kavga mı edelim burada? Uzatıyorsun, uzatma. Uzat. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Bir ömür boyu çok mutluluklar. Allah rüyasıkla kocasın. Sonsuz mutluluklar. Çok acıkmadık mı ya? Öf. Tebrikler. Nasılsınız? İyi misiniz? Kilo mu verdiniz siz? Evet, çok teşekkür ederim. Harika görünüyorsunuz. Çok süzülmüşsünüz, çok güzel olmuşsunuz. Çok naziksiniz. İyi eğlenceler, tebrikler tekrar. Gel canım, gel. Bayağı da profesyoneliz ha. Nereye oturacağız peki? Hangi taraftansınız? Erkek. Evli misiniz? Daha değiliz. Ne zaman evleneceksiniz? Tamam gençler, dinliyor musunuz? Evet. Şimdi ben evlilik adamı değilim kesinlikle. Evliliğe de karşıyım, mesafeliyim. Devin teyzeniz bana zırıl zırıl aşık. Böyle bir aşk yok. Evlenmek istiyor. Evlenmek istemekle de kalmıyor. Bir de boy boy çocuklarımız olsun diyor.
E ben mesafeliyim, şimdilik istemiyorum. Teyze mi? Bütün bu diyalogdan cımbızla teyze lafını mı çekti? Pes. Bence atıyorsun. Atıyorum. Kesin seni evlenmek istiyorsunlar. Evet hayatım, söylüyorum. İki defa teklif etti, reddettim ama... Aslan amcanız, maalesef ben siz yapamıyorum. Çok aşık bana. Bak hele sen ya. Ne? Değil misin? Ona bakacağız. Bak bakalım. Bu arada... Yani kaşla göz arasında şu yemeği bedavaya getirdiğinde gözümden kaçmadı. Ketçap söyleyeyim mi pilavına, elin ayağın titremeden? Aslında hiç öyle almazdı. Erik dalı gevrektir, erik dalı ah gevrektir. Amanın basmaya gelmez, haydi da basmaya. Keyifler 10 üzerinden kaç? 7. 7. İyi. Ama çok iyi değil. Biz 9'lar onları zorlarız. Elin kızı naziktir, el kızı naziktir. Amanın küsmeye gelmez, haydi da küsmeye gelmez. Eller oynasın. Akşama geleceğim, akşama geleceğim. Hacı Baba evde. Haydi! Tavukları pişirmişim, hacıyı da çarşıya göndermişim. Tavukları pişirmişim, hacıyı da çarşıya göndermişim. Eğer içten inanıp verseydin beni, böyle sabahları bekler miydim hiç? Çaktan yanıma olurdum. Çaktan gece üstü şerbetlerine dikmezdim beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimden umut uzata dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam bu senden vazgeçtim demek değildir. Bir daha böyle sevecek olsam bir kalemde silerdim seni. Sana bir soru sorabilir miyim? Tabii. Sen şimdi delisin ya biraz. Diyene bak. Yok gerçekten biraz delisin ya. Nasıl oluyor yani bu psikolog işleri? Nasıl olabildin psikolog? Peki ben sana bir şey sorabilir miyim? Sor. Sen şu adam mısın? Ne psikoloğa gideceğim oğlum? Deli miyim lan ben? Bu musun sen? Bir dakika. Benim taklidim mi? Artık inşallah değilim. Aşık olsun sana. Dur. Farz et ben kapını çaldım geldim karşına senin. Dedim ki selamünaleyküm. Terapi almak istiyorum. Nasıl oluyor bu işler? Hayat terapi mi istiyorsun şu an?
Sen hangi burçsun olsan? Bir dakika, onlar astrolog değil mi? Burçmuş meseleleri ilgilen. Kesinlikle koçsun. İkizler. Ne? İkizler. Bu arada astrolojiyle ilgili en ufak bir bilgim yok. Oh, eyvah eyvah. Ne oldu? Kötü mü? Yani çok kötü değil işte. Size gelinceye kadar mesela bir şeytan var. Ya sen ama şimdi benim zaten... Sen benim psikolojimi iyice bitirdin. Nasıl olacak bu seans işi? Sana terapi yapmayacağımı biliyorsun Aslan. Ya var ya. Amma naz yaptın. İki tane Aslan soru soracaksın. Aslan şu an yapmayacağım üstü. Bunu. Dur. Uzatma. İki tane soru soracaksın. Ben farz et karşındayım. Seans yapıyorsun. Bana bir tane soru sorma şansın olsaydı. Bir tane. Ne sorardın? Annenle ilişkin nasıl? Güzel bir soru. Cevabı? İyi. Gayet iyi. Burası tamamdır abi. Çok teşekkür ediyoruz. Bir ömür boyu mutlu. Böyle boy boy çocuklarımız olsun. Çok olur mu? Çok sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Kardeşim, kardeşim. Ay çok güzel her şey. Gözlerinizden belli. Teşekkürler. Şunu kabul et lütfen. Bak bize de beni hatırlat. Hayır. Lütfen. Konu kapandı. Görüşüyorum. Sağ ol abi. Çok güzel sağ ol. Nazar değmesin size. Sağ ol abi. Görüşürüz. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Anlarının malları da büklüm büklüm yolları. Ne zaman sarhoş oldu da kaldıramıyor yolları. Haklıymışsın valla. Dokuzları onları zorladık. Daha dur, ben sana ne diyorum? Bak bu bırakma. Esas film yeni başlıyor.
Ne oldu? Niçin? Aslan ne oluyor? İyi misin sen? Aslan. 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 Sağ çek. Ne oldu? Çek sağ. Şaka mısın sen ya? Bana bak bana. Şaka mısın sen? Ne yaptın sen az önce? Bir şey yapmadım, trafik vardı. Sapaktan ben de saptım. Aslan geberiyorduk, dalga mı geçiyorsun? Neden bahsediyorsun sen? Gerizekalı mı var karşında? Yok estağfurullah. Aslan şimdi mesela bir tane arabadan böyle siyah takım elbiseli adamlar inseler ellerinde silahlarla bizim arabamızı kurşunlasalar mesela. Dönüp seni suçlayamam. Çünkü neyin ne olduğunu bilerek kabul ettim teklifini. Ne olmuş ya? Anlat hele bakayım bana. Tamam, çok güzel bir gece geçirdik. Dur, rica ediyorum. İçine s**meyelim olur mu? Hadi gidelim bir lütfen. Bir dakika, ne diyorsun sen? Anlat diyorum sana. Ne neymiş? Aileni diyorum Aslan. Aileni. Hani bir sürü saçma salak yalanlar söylüyorsun ya ailenle ilgili. Hepsine eyvallah ama biraz önce geberiyorduk. Sen kalkmış bana trafikteyiz bilmem ne diyorsun. Beni aptal yerine koyuyorsun. Ne diyorsun sen ya? Sen benim ailemle ilgili ne zaman yalan söylediğimi gördün? Konuşsana. Hangi birinden bahsedeyim Aslan? Ailem sıradan, annemle aram iyi. Babamın bugün doğum günü. Sen benim ailemi mi araştırdın? Hava bozacak seni evine bırakayım. Dur, nereye gidiyorsun? Yağmur dinsin, öyle inersin aşağı. Sana ne ya? Sana mı soracağım bir de ne zaman ineceğimi? Sen ne çeşit bir ya? Ha? Seni tanıyor olsaydım ne olacaktı mesela? Maşallah belgeselleriniz olacak kadar meşhur musunuz zaten? Sürpriz yok ki. Sahilde yürürken akşama babamın doğum günü var dedin. Ya senin baban ölmemiş miydi deseydim? Ne yapacaktın? Ha? Seni düşmanlarım mı gönderdi diye yakama mı yapışacaktın? Çizgini aşma. Ne yapmayayım? Çizgini diyorum. Aşma. Bu nasıl? Bu iyi mi? Ha? Aslanların aslanı. Soykanların efendisi. Kural koyar, çizgi çeker. Herkes soyar ya, ha? Ben uyumam. Bak, babanın intiharına üzüldüm. Başın sağ olsun. Hala yaz sürecini atlatamamış olabilirsin, anlarım. Ailenin bütün yükü omuzlarındadır. Bu yüzden tükenmiş haldesindir, bunu da anlarım. İçindeki muhtemelen annenden kaynaklı 13 yaş ergen öfkesini de anlarım. Ama ailesi durumda olan bir tek sen değilsin. Anladın mı? O eşsiz zannettiğin travmaların da kimseye gibi davranma hakkını vermiyor sana. Anladın mı Aslan Soykan? Yaz bunu kafana bir yere. Dur öyle dur. Nereye gidiyorsun sen ya? Devin hocam. Hani sen terapi yapmıyordun? Borcum ne kadar sana? Kaç kuruş?
Ya da dur ben de sana bir terapi yapayım, ödeşelim. Devin Akın. Ana bipolar, baba narsist. Zaten kız kardeşi biz buraya kadar tanıdık. Her şeyi biliyoruz. Ama Allah var, bir şey öğrendim. Bak çok şaşırdım. Ergun Akın. Aile konusunda salak saçma yalan söyleyen bir tek ben değilim. O beğenmediğin, narsist dediğin, sevgisiz demiş olduğun adam hiç de öyle bir adam çıkmadı. Gayet mutlu mesut bir ailesi var. Çiçek gibi bir karısı var. Yakışıklı mı yakışıklı bir oğlu var. Ulan internette mutlu aile tablosu diye yazsam bunlardan mutlusu çıkmaz. Ya arkadaş. Ya adamın. Ya köpeği bile gülerken 32 dişini gösterir mi ya? Bence bu adamın derdi sizinleymiş. Ya da siz fark etmemişsiniz. Derdin ta kendisi sizmişsiniz. Bu abi de mevzuyu hemen ayıkmış. Yol yakınken sizi de sepetinden... Bir kere de al kızım şu anahtarını. Çıkarıyor muyuz ayakkabıyı? Bu fotoğraf mıydı? Değil. Şu olabilir galiba. Ya neydi o laf? Bir laf vardı. Bütün mutlu aileler birbirine benzer. Ama her mutsuz ailenin kendine özgü bir mutsuzluğu vardır. Herif ne güzel yazmış. Biz böyle bayılmıyor muyuz ya aile konusu gelince didik didik her şeyi böyle macunlamaya? Hı? Onlardan almış olduğumuz mutsuzluğu bile kutsuyoruz. Hatta en hastalıklı olan şey de ne biliyor musun? Öyle bir yer ki bu aile denen yer. Bütün kötülükler iyi niyetle yapılır. Böyle tatlı tatlı. Benim 5 yıl önce babam intihar etti demin. Ve ben bunu ilk defa kendimi yüksek sesle söylerken buluyorum. Babam benim küçükken hiçbir zaman bir kere bile olsun böyle başımı okşamadı. Hep diledim, hep istedim. Böyle bir kere ya, bir kere dedim ki yani oğlum seni çok seviyorum dediğini duymak için nelerimi vermezdim. Ama duyamadım. Ama ben onu çok sevdim biliyor musun? Senden yedim kafaya. Güzel kafayı. Haklısın. Senden özür dilerim.
Keşke şu an babam benim karşımda olsaydı ne derdi biliyor musun? Bak sesi şu anda kulaklarımda. Lan hıyar, sana daha ilk randevuda kafayı yapıştırmış bir tane kız bulmuşsun. Daha neyi bekliyorsun? Yıkıl karşımdan. Vallahi bak. Biz aynı yerden yaralıyız seninle. Biz yanlış sevilen yalnız çocuklarız. Yani birbirimizi iyileştirebilir miyiz? Bak gerçekten bunu bilmiyorum. Belki birbirimize çok kötü geleceğiz. Belki birbirimizi zehirleyeceğiz ama bildiğim tek bir şey var. O da sen benim kazanamayacağım en güzel kavgam olacaksın. Ama yine de istiyorum. Bize bir şans daha ver. Yarın seni alıp bir yere götüreceğim. Beni en net tanıyacağın yere götüreceğim. Yarın seni bu saatte bekliyor olacağım. Bekleme. Hiç laftan anlamaz mısın sen? Ne gülüyorsun oğlum yine? Hiç. Yine çok güzelsin. Nereye gideceğimizi bilmiyorum. Daha ciddi bir şeyler giyinebilirim. Bence gideceğimiz yere gayet uygunsun. Ne yaptınız Vedat? Kız şimdi evinden çıktı Hülya Hanım. Aracına biniyor. Takipteyim. Isıtıldı bir yerde halledeceğim. Tamam. Tamam.
Bu ne? Acil durum toplantısı mı? Ay ne bileyim, Aslan istemiş. Benim için istedi. Gönlümü almak hem de son hatasını telafi etmek için. Bir itirazı olan var mı? Buz eksikmiş burada. Buzumuz yok. Ah, geliyor. Sıkılırsam basar giderim. Tamam. Hoş geldiniz. Leyla, büyük ablası. Çok memnun oldum Leyla Hanım. Ben de Ceylan. Merhaba Ceylan, çok merhaba. Memnun oldum. Bir sandalye bir servisten alalım lütfen. Sen Devin'i merak etmişsin. Ölüp peşine adam falan takmana gerek yoktu. Söyleseydin bana, ben önceden tanıştırırdım seni. Efendim, çok memnun oldum. Devin ben. Gel Devin. Merhabalar, çok memnun oldum. Ne kadar güzelsin. Teşekkür ederim. Oturalım o zaman. Buyurun sofraya. Şöyle geçelim. Rahat mısın? Gayet iyiyim, sağ ol. Efendim.
Kızım, ne iş yapıyorsun? Ben psikoloğum. Aile indirimi var mı sizde? Ceylan'dı değil mi? Evet. Ceylan. E hadi o zaman. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sana yemekleri tanıtayım. Muazzam. İçli köfte. Çok muazzam. Sizme salata, Adana kebabı, beyti diye geçer. Ben de istiyorum. Kuşbaşı var. Biberleri acı olabilir. Tamam.